Kıymetli dostlarım, bir yayından daha hepinize merhaba. Bu videoda sizlere 15 Ağustos 2024 itibariyle toplamda 100 metrekare brüt alanı olan teras çatılı müstakil ev inşaatının toplam maliyetinin ne kadar olduğunu anlatacağım. Lafı fazla uzatmadan hemen maliyetlere bakalım. İnşaatta kullanacağımız malzeme kalitesi ve mimari tercihlere göre maliyetin değişebileceğini unutmayalım. Müstakil evin projelerinin hazırlanması, ruhsat açları, zemin etüdü gibi resmi işlemlerine günümüz itibariyle 120 bin lira civarı para harcanır. 100 metrekare bir ev inşaatına yaklaşık 70 metreküp beton gider. Bugün C30 pompalı hazır betonun metreküp fiyatı KDV ve nakliye dahil 3 bin lira. 70 çarpı 3 bin, 210 bin lira betonla para veririz. Demirin tonu bugün itibariyle KDV ve nakliye dahil 25 bin lira. 100 metrekare inşaatı ortalama 5 ton demir gider. Yapınız asmolen döşeme olursa bu demir biraz daha artar. 25.000 çarpı 5, 125 bin lira demirine para harcadık. Gördüğünüz üzere 100 metrekare evin sadece ruhsat taşları, beton ve demir malzemesi 455 bin lira tutuyor. 13.5'luk tuğlanın bir adet fiyatı 8 lira. Evin dış cephesindeki duvarlarda tuğlayı yatık, iç cephesindeki duvarlarında kılıcını öreriz. 100 metrekare bir evde ortalama 7 bin adet tuğla kullanılır. 7000 çarpı 8 56 bin lira tuğlaya para veririz. 100 metrekare evin yaklaşık 200 metrekare kalıp işçiliği çıkar. Kalıp çakılması, demir bağlanması ve tuğla örülmesinin metrekaresi 1000 liradan işçiliğine toplam 200 bin lira para veririz. Tüm elektrik tesisatı malzemelerine 70 bin lira ve elektrik tesisatı işçiliğine de 50 bin lira öderiz. Böylece elektrik tesisatı ile ilgili malzeme ve işçilik dahil maliyetimiz 120 bin lira olur. Bu elektrik tesisatı malzemelerine lamba anahtarları, prizler, pano ve yeraltı ve duvar içi enerji kablosu gibi tüm malzemeler dahildir. Su tesisatı malzemeleri yaklaşık 50 bin lira ve işçiliği de yaklaşık 60 bin lira tutar. Böylece toplam su tesisatı malzeme ve işçiliğine 110 bin lira öderiz. Su tesisatı işlerine bahçe rögar yapılması, rögara yeraltından pis su hattının çekilmesi tüm klozet, batarya ve çeşmelerin sıcak soğuk su bağlantılarının yapılması dahildir. Duvar örülmesi ve sıva yapılmasında pompalı mikser ile getirilen hazır harç kullanırız. Toplamda 14 metreküp kadar hazır sıva ihtiyacı olur. Hazır sıvanın metreküpü KDV dahil 2500 liradan 14 çarpı 2500 toplamda 35 bin lira para veririz. Dış cephedeki ince sıva ve iç cephedeki kaba sıva işçiliğine 70 bin lira para veririz. İç cephedeki saten alçı, karışık alçı, boya, alçı pan ve karton işleri işçilik ve malzemesi toplam 150 bin lira tutar. Dublex evin iç merdiveni evin çeşitli yerlerinde kullanılan mermer işlerinin malzeme ve işçiliğini 100 bin lira öderiz. 100 metrekare müstakil evde yapacağımız şap işçiliği ve malzemesi toplamda 40 bin lira para veririz. Temelde ve çatı terasında yapacağımız su yalıtımı için P3000 membran kullanıyoruz. P3000 membranın bir top fiyatı 800 lira. Temelde ve çatıda yapacağımız tüm su yalıtımı, malzeme ve işçiliğini 60 bin lira öderiz. Temel kazısı, bahçe tesviyesi, su dolgusu gibi işlerde kepçe çalışması ihtiyacı olacaktır. İnşaat boyunca ortalama 10 saat kepçe işi olacaktır. Kepçenin saat ücreti 1800 liradan 18 bin lira kepçe ödemesi yaparız. Gene subasman dolgusu ve bahçe tesviyesi için yaklaşık 50 metreküp ince bypass dolgu malzemesi ihtiyacı olur. İnce baypasın metreküp fiyatı 1000 liradan 50 çarpı 1000, 50 bin lira dolgu ve tesviye malzemesine para veririz. Ortalama 200 metrekare bahçe alanının hazır rulo çim ile peyzaj yapılması gerekecektir. Hazır rulo çimin malzeme ve işçiliğinin toplamda 1 metrekare fiyatı 250 liradır. 200 çarpı 250, 50 bin lira bahçenin peyzajına ödeme yaparız. Hazır çim yerine maliyeti düşürmek isteyenler çim tohumu ekerek ve bir ay boyunca her gün sulayarak maliyeti aşağıya çekebilirler. Evin mutfak dolapları, kapılar ve bunun gibi çeşitli yerlerinde yapılacak mobilya işleri yaklaşık 150 bin lira tutar. Fayans işlerini 75 bin lira öderken pimapenler büyüklüğüne göre değişmekle beraber ortalama 150 bin lira civarı tutacaktır. Bu videoda bahsettiğimiz ev teras çatılı olduğu için ahşap oturtma çatı maliyetini maliyet kalemlerine eklemiyorum. Bahçe girişindeki araç girişi, garaj kapısı ve yaya giriş kapısının profil, kaynak, boya ve bunun gibi işleri malzeme ve işçilik toplamda 30 bin lira tutar. Müstakil evin giriş kapısı olan yağmura dayanıklı diş mekan çelik kapıya 20 bin lira öderiz. Balkon korkuluklarına 40 bin lira öderken klozet, batarya, lavabo gibi vitrifiyelere toplamda 50 bin lira veririz. Duşa kabine 10 bin lira öderiz. Çalışan işçilerin sigortası minimum 40 bin lira tutacaktır. Son olarak muhasebe ücreti, oturma raporu, elektrik, su abonelikleri gibi diğer kalemlerde 60 bin lira civarı tutacaktır. Bütün bu anlattığımız kalemleri topladığımızda 100 metrekare müstakil evin anahtar teslim şekilde toplam inşaat maliyetini 15 Ağustos 2024 itibariyle müteahhit karı hariç 2 milyon 69 bin lira olarak bulduk. Unutmayın bu maliyetler kullandığımız malzeme kalitesine ve iç dış mimari tasarım tercihlerimize göre artabilir. Apartman tarzı inşaatlarda birim metrekare maliyeti bir miktar aşağıya düşecektir. Değerli arkadaşlarım videoda anlatacaklarım bu kadar. Sorularınızı veya inşaat maliyetleri ile ilgili beklentilerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.